Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. İki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları konusundayız arkadaşlar. Eee 5. etkinliğimi büyütüyorum. Yukarıda kenar uzunlukları verilen iki çubuk hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre toplam parça sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar 48 ile 72'nin bölenlerine bakacağım. 48'in bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48'dir. 72'ye geliyorum. 72'nin bölenleri 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72'dir. Bakın arkadaşlar, buradaki ortak bölenlere baktığımız zaman en büyüğü bize 24 olarak gelecek. Yani biz 24 santimetrelik parçaları ayıracağız. Şöyle yapalım. 48'i 24'e bölüyorum. Kaç parça yaptı? 2. 72'yi 24'e bölüyorum. Kaç parça yaptı? 3. 2 artı 3'ten Toplam parça sayısı en az 5'tir dedik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir miktar kalem dörderli ve altışarlı paketleniyor. Ee, pardon dörderli ve altışar paketlenebiliyor. Kalemlerin sayısının 65'ten fazla 80'den az olduğu bilindiğine göre kalemlerin sayısını bulunuz. Arkadaşlar 4 ve de 6'nın Ortak katı Kaçtır? 12'dir. 12'nin katlarını alıyoruz şimdi. 12 24 36 48 60 72. Bize ne demiş? 65'ten fazla 80'den az. Dolayısıyla bu aralıkta olan değerimiz arkadaşlar 72 olarak geldi. Yani kalemlerin sayısı 72'dir dedik. Ahmet Bey kenar uzunlukları 42 metre ve 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçesinin kenarlarına, köşelere de denk gelecek şekilde eşit aralıklarla ağaç dikecektir. Buna göre Ahmet Bey en az kaç ağaç diker demiş arkadaşlar 42 ve 36'nın en büyük ortak bölenlerini bulacağım şimdi yazalım 42 bir ile 2'nin çarpımında Pardon 1 ile 42'nin çarpımından 2 ile 21'in çarpımından 3 ile 14'ün çarpımından arkadaşlar ve 6 ile 7'nin çarpımından oluşur 36'ya geliyorum. 1 ile 36'nın, 2 ile 18'in, 3 ile 12'nin, 4 ile 9'un, 6 ile 6'nın çarpımından oluşur. Buradaki en büyük ortak katları arkadaşlar. 6 olarak geldim. Yani 6 olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? İlk önce ben buranın çevresini buluyorum. 2 çarpı kısa kenar artı uzun kenar. 36 artı 42. Devam ediyorum. 2 çarpı. Burası 36 ile arkadaşlar. 42 topladığımda ben kaç olarak buluyorum? 78. Buranın çarpımı da bana 156 metre olarak geldi. Geliyorum 156 metreyi 6'ya bölüyorum ve en az 26 ağaç olarak buluyorum. 30 litrelik ve 45 litrelik farklı kalitedeki sıvı yağlar birbirine karışmayacak ve hiç artmayacak şekilde hacmi litre cinsinden doğal sayı olan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç farklı şişe kullanılabilir demiş. Arkadaşlar 30'un ve de 45'in ortak bölenlerine bakıyoruz. 1 ile 30'un çarpımından, 2 ile 15'in çarpımından, 3 ile 10'un çarpımından, 5 ile 6'nın çarpımından oluşur. 30, 45'e geldim. 1 ile 45'in, 3 ile 15'in devam ediyorum arkadaşlar. 5 ile 9'un çarpımından oluşur. Ee, buradaki ortak bölenleri belirleyelim. Bakın 1 var. 3 var, 5 var. Devam ediyorum. 15 var. Yani diyoruz ki 1 3 5 ve 15 olmak üzere 4 farklı şişe kullanılır. dedim ve devam ediyorum. Aşağıda verilen sayıların en küçük ilk 3 ortak katını yazınız demiş arkadaşlar. 8 ile 20'nin ortak katı 40'tır. 40 80 120'dir. Devam ediyorum. 12 ile 15'in arkadaşlar en küçük ortak katı 60'tır. 60, 120, 180 dedik. Aşağıda verilen sayıların en büyük ortak bölenlerini bulunuz demiş arkadaşlar. E, 24 ile 40'ın bakın yazıyorum. 24 ile 24 1 ile 24'ün 2 ile 12'nin 3 ile 8'in 4 ile 6'nın çarpımından oluşur. 41 ile 40'ın 2 ile 20'nin 4 ile 10'un 5 ile 8'in çarpımından oluşur. Buradaki en büyük ortak bölen 8 olarak gelir. 56 ile 90'ın arkadaşlar en büyük ortak böleni de 2'dir. İzmir'in Konak ilçesinden Bostanlı mahallesine hem otobüs hem de vapurla gidilebilmektedir. Konak'tan Bostanlı'ya 20 dakikada bir otobüs, 15 dakikada bir vapur seferi bulunmaktadır. Gün içerisinde otobüs ve vapur ilk defa aynı anda hareket ettikten kaç dakika sonra yeniden aynı anda hareket eder? Arkadaşlar 20 dakika sonra hareket eder, 40 dakika sonra hareket eder. Biz şu anda otobüsü yazıyoruz. Başına otobüsü ekliyorum. Burada da vapuru ekleyeceğiz. 20 40 60. Vapur ise 15 30 45 ve 60. Bakın 60 dakikada bir bunlar arkadaşlar aynı anda hareket eder diyoruz. Devam edelim. Özlem yanında miktarları verilen meyve sularını birbirine karıştırmadan aynı büyüklükteki bardaklara eşit miktarlarda dolduracaktır. Bu iş için kullanılan bardaklar 50 mililitreden fazla 100 mililitreden az sıvı aldığı bilinmektedir. Buna göre Özlem'in ihtiyacı olan bardak sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar 300 ve 450'nin ortak böleni 75'tir. 300'ü 75'e bölüyorum. 4 450'yi 75'e bölüyorum. 6 Yani arkadaşlar 4 artı 6'dan e, ihtiyacı olan bardak sayısı en az 10 bardaktır diyoruz. Sayfamızı temizleyip son etkinliğimize 5. etkinliğimize geçelim. Bir spor merkezinde boyutları 18 metre ve 30 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bölge, birbiriyle aynı ölçülere sahip olan kare şeklinde yumuşak minderler ile kaplanacaktır. Kaplama işi için tercih edilebilecek minderlerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre, minderlerin bir kenar uzunluğu kaç metre olabilir? Arkadaşlar 18 ve 30'un ortak bölenlerine bakalım. 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6, 9, 18'dir. 30'a geliyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur. Buradan arkadaşlar ortak olanları belirleyelim. Bakın 1 ortak, 2 ortak, 3 ortak, 6 ortak. Bu kadar arkadaşlar ortak olanlar. Geliyorum alt tarafına yazıyorum. 1 2 3 veya 6 olabilir diyoruz. Yani arkadaşlar minderlerin bir kenarının uzunluğu 1 metre, 2 metre, 3 metre veya 6 metre olabilir. Böylelikle arkadaşlar, videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.